Merhaba sevgili izleyiciler, Elif Şah'la Hayata Dair'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim yine karşınızdayız ve hayatın içinden ilk bölümümüzde bugün yıldızları konuşacağız, astrolojiyi konuşacağız ve konuğumuz artık tanıyorsunuz zaten, astrolog Bahar Zeynep bizimle birlikte. Bahar'cığım hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, uğraşıyorum. Bugün size taşları anlatacağım, taşlarımla geldim. Evet, hemen izleyicilerimize söyleyelim. Efendim biz bugün hangi burcun taşı? Hangisidir? Doğal taşlardan konuşacağız ama burçlarımıza iyi gelen, bize iyi gelen hangi taşlardır? Onları konuşacağız. Şimdi istersen Bahar hemen konuya girelim. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Bu sefer sıradan gideceğiz, evet, değil mi? Koçla başlayacağız. Sondan başlamayacağız, koçla başlayacağız. Şimdi koç burcunun taşı aslında siz böyle mercanı kırmızı diye düşünüyorsunuz ama baktığımızda mercan taşı, doğal taşı bu. Onlara birazcık daha sakinlik, derinlik ve doğal dengeyi getiriyor. Bundan dolayı da aslına bakarsanız o cesaret ve özgüven adı altında hızlı hareket etmeleri var ya, işte o ateşi dengeliyor. Koç burçlarını dengeye getiriyor ve birazcık daha odaklanmalarını sağlıyor. Boğa burcununkine bakalım. Hemen sana bir şey soracağım bu arada. Şimdi biliyorum hepsini söyleyeceğiz ama bu taşları mesela yanımızda mı taşıyalım? Takı bir olarak. Aksesuar olarak mı kullanacağız? Takı olarak kullanabiliriz. Özellikle kalp çakramıza bulunduğu alana ya da sol nabızımızın olduğu taraftaki bileğimize taşırsak çok daha faydasını görürüz. Peki koçlar için mercan dedik. Aynen. Geliyoruz boğalara. Boğa burcunun yakut. Yakut taşı bu. Aslına bakarsanız güzel bir taş, evet, yalnız. Pırıl pırıl yerden böyle pırıl pırıl bir taş olarak çıkıyor. Bu onları birazcık daha hani boğa biraz hantal bir yapısı vardır ya, konfor alanı çok terk etmek koltuk istemez. Koltuk diyoruz ya hep onları, evet, koltuktan aynen. Kalkmayayım. O onu bir dengeliyor. Onlara birazcık daha bir güç veriyor. Birazcık daha denge veriyor. Bir de boğa burçlarının libido seviyesi çok yüksektir. Cinsel anlamda dengelemeleri sağlıyor. Aynı zamanda harekete geçirerek birazcık daha keyif almalarını sağlıyor. Çünkü aslında boğa burcu çok akıllı, çok zeki, çok böyle ayakları yere basan bir burç. Ama işte o konfor alanları terk etmedikleri zaman sıkıntı oluyor onlar için. O yüzden biraz harekete geçiriyor. Aynen, diyorsun öyle. Yakut. Peki geliyoruz kesinlikle İkizler Burcu'na. İkizler Burcu'nun taşı Aquamarine. Aquamarine taşımız şurada. Şu mavi olan taş. Zaten izleyicilerimiz de görüyorlar. Evet, şu anda da ekrana yansıttınız. Şimdi İkizler Burcu'nun birazcık kararsız bir yapısı var ya, dengesiz bir yapısı vardır. Hani öyle düşünülür. Öyle aslında, olsa böyle mi olsa? Aslında dengesiz değildir İkizler Burcu. İkizler Burcu sadece kararsızdır. İşte Aquamarine taşı onu birazcık daha hiperaktivitesini, o yerinde durmayan yaramaz çocuğu dengeliyor. Aslına bakarsanız eğer ki hiperaktivite problemi olan çocuklarınız varsa, küçük çocuklarınız varsa, küçük bir Aquamarine bileklik bile onları dengeye getirir. Biz bile biraz böyle paniklediğimizde, heyecanlandığımızda Aquamarine taşını böyle avcumuzun içinde tutmamız bile rahatlatıcı. Rahatlatıcı bir etkisi var. O zaman biz şimdi burçların taşlarından konuşurken aslında verdikleri o güzel enerjileri hangi bölgeye aitse biz de o burçta olmasak da kullanabiliriz. Kesinlikle. Yengece bakalım. Yengecin ki ay taşı. Ay taşına yakın olan burada Necef var şu an yanımda. Bu da simli bir taştır. Ay taşı birazcık daha pembesidir bunun. Pembe pembe simli vardır içinde. Dişil dengeyi sağlar. Çünkü yengeç burcu herkesin annesi olma isteği vardır. Yani daha doğal olarak bir burç, çok mi? Anaç bir burç. Çok kafaya takan bir burç. Herkesin annesi zanneder kendini ve besleme odaklıdır. Beslenme odaklıdır. Ondan dolayı oyunu bir dengelemeleri gerekiyor. Dişil dengeye gelmeleri gerekiyor. Ve altıncı hisleri aslında çok kuvvetlidir yengeç burcunun ama o altıncı hissini dinlese çok şey kazanacak. Ama işte dinlemiyor. Geçmişe takılıp kalıyor. Aslında geçmişle gelecek arasındaki dengeyi sağlıyor ay taşı. O halde biz de bu noktadaysak ay taşını kullanıp yengeç burcu olmasak tabii dahi yararlanabiliriz enerjiden. Kesinlikle. Ay taşı çok da güzel rengi olan, değil mi? Çok, evet, pembe, bir taş. Güzel bir taş. Beyaz pembe. Peki aslan burcuna geçiyoruz. Aslan burcunun kaplan gözü taşı. Kaplan gözü taşı çok önemli bir taştır. Mayalar özellikle ve eskiden İran Şahı döneminde, çok eskiden Persler zamanında, Sümerler zamanında düşünebiliyor musunuz? Yeri kazıyorsunuz ve gözlü bir taş çıkıyor. Onlar için çok böyle Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde de var. Giderseniz görürsünüz. Onları tılsım olarak kullanmışlar. O kadar kıymetli. Tabii ki çok kıymetli ve mesela zırhlarında kullanmışlar. Ve büyülü olduğuna inanmışlar bu taşın. İşte Aslan Burcu'nun bir egosal şeyi vardır. Özgüveni vardır. Hani burnu düşse yere almaz onu. Ama mesela kaplan gözü de ona diyor ki evet sen güçlüsün. Evet lider karakterisin. O egonu biraz dengele.
dengeleyici bir taştır. Ama mesela önemli olaylarınız var, önemli bir işiniz var. Kaplan gözü kolyenizi takarak gidebilirsiniz. İnsanlar sizin kolyenize odaklandıkları için siz onlara gereken yani, cevabı verebilirsiniz. Aslında birazcık dikkati çekiyor değil mi? Tabii böyle ki. Daha tabii. Ben buradayım. Mesela boynunuza takıp gibi. Gittiğinizde kişiler o kolyeye bakarken siz gereken cevabı biraz aradan. Manipüle edeceğiz yani o tabii anlamda. Tabii yani kullanmak lazım. Değil mi yani bence? Peki bu kaplan gözüyle ilgili maddiyata da iyi geldiğiyle ilgili. O sitrin, maddiyat olan sitrin taşı. Kaplan gözü kaplan değil gözü yani. Değil. Çünkü bu da çok aslında hani bilgi kirliliği çok fazla çok var fazla. Biliyorsun. Kaplan gözü için de aynı şey kullanılıyor. Evet, kaplan güçtür. Kaplan gözü güçtür. O gücü size verir ama dengeli bir güçtür. Yani onu söyleyeyim. Tamam, peki o zaman o halde ihtiyacımız olduğunda kaplan gözü kullanacağız ya da aslan burçları özellikle zaten yanından ayırmayacak. Özellikle düşmanlarınızın yanına giderken takabilirsiniz. Peki. Küçük tiyolarımızı da verelim. Başak Burcu'na geçiyoruz. Başak Burcu'nun ki aslına bakarsanız ametist ve akik taşı. Akik taşlarını bilirsiniz. Böyle haca birileri gider, bize getirirler böyle güzel güzel. Hatta böyle babaannelerimizin elinde falan parmaklarında olur. Ne kadar güzel, mis gibi değil mi? İşte akik taşı aslına bakarsanız her kadının, her erkeğin vücudunda taşıması gereken bir o taştır. Kadar. Hatta bütün tesbihatlarınızı, Esma-ül Hüsna'larınızı akik tesbihle yaparsanız eğer birazcık daha maneviyatınızın yükseldiğini hissedersiniz. Çünkü akik taşı olduğu gibi fosildir. Aynı şekilde ametist de öyle. Mesela bu ametist taşı. Ametist taşı da doğal büyü geri göndericisidir. O kadar. Evet. Bunu üzerinize taşıdığınızda bir insan gelsin size negatif enerjisini yansıtsın. Buna çarpar geri gider. Ayna görevi. Tabii ki ayna görevi. Geri gönderiyor. Geri gönderme taşıdır bu. Başak burçlarıyla da çok uyumlu. Biliyorsunuz Başak Burcu demek temizlik demek. Ve ruhsal enerji temizliği yapıyor. Ametist taşı. Peki bu ametist taşını özellikle ben mesela şimdi bilgisayarımda işte masamda kullanıyorum. Burada iş yerimde. Evet. Bazılarımız evlerinde kullanmayı tercih ediyorlar. Kesinlikle. Doğru bir kullanım o doğru halde. Doğru kullanım. Tabii tabii. Yani ben de kayaç olarak kullanıyorum. Zaten hani keşke elimizde olsa böyle daha büyük kayaçlarını alıp koyabilsek. Olduğu gibi temizliyor. Ama mesela taşları temizliği de çok onu önemli. Onu soracağım. Burçlardan gidelim. Gidelim. Ondan onu sonra anlatayım. Onu soracağım. Çünkü bunları temizlemediğiniz zaman enerji yapışıyor. Değil mi? O tabii da önemli bir konu. Tabii ben bu stüdyodan sonra gideceğim. Gittikten sonra da bunları temizleyeceğim tabii ki. Peki o zaman terazi burcuna geçelim. Evet, terazi burcunun taşı şurada. Lapis lazuli. Şu taş. Bu taş çok önemli bir taştır. Hatta şöyle söyleyeyim. Üniversite sınavına hazırlanan çocuklarınızın mutlaka ama mutlaka ya masasının üstünde olsun. O kadar. Ya da bir küçücük küpe olabilir, kolye olabilir. Bu odak taşıdır, planlama taşıdır ve denge taşıdır. Terazi burcuyla da uyumludur. Terazi burcunun sadece tek bir sıkıntısı vardır. Vizyol olduğu için, yani birazcık daha görüntü insanı olduğu için, daha her şeyi, kavgayı bile verirken adaletli vermeye çalıştığı için bazen kendini ezdirir. İşte bu lapis lazuli ezilme yavrumu sağlar. Onları birazcık daha odaklanmalarını sağlıyor. Lapis lazuli bence herkesin mutlaka ama mutlaka evinde olması, hatta yatak odasında olması gereken bir taş bu. Peki. Ki bunu da not ettik ve geliyoruz Akrep Burcu'na. Akrep Burcu'nun ki Malahit taşı. Şu. Ona Malahit, Malakit de deniyor evet, değil mi? Öyle aynen. Farklı isimleri böyle, var. Böyle yerin altından, şimdi seyirciler göremez ama siz çok rahat görürsünüz. Böyle simli bir taş. Bildiğiniz evet. İç üstünde simleri var. Bu dişil bir taştır. Aslına bakarsanız özellikle kendinizi çok masküler bir kadın hissediyorsanız siz de taşıyabilirsiniz. Kadının kadınlık enerjisini yükseltir. Akrep burçlarında da Akrep Burcu birazcık daha böyle kıskançtır, stratejiktir, derindir. Elinde olmuyor. Yani hani onların da fıtratı öyle. İşte o fıtratı dengeliyor. O biraz rahatlatıyor yani. Derinlik enerjisini rahatlatıyor. Hayır, aslında sen çok iyi bir kadınsın, çok hoş bir kadınsın. O kadınlık enerjisini o kadar güzel ortaya çıkartıyor ki böylelikle dengelemeye sağlıyor. Mutlaka ama mutlaka Malahit'i de eksik etmemiz gereken. Onda tosettik Akrep Burçlarından. Aynen belki öyle. Çok kıskanç olanlar, kendilerinde bir takım böyle duygular daha uç noktalarda olduğunu düşünenler de bu taşı taşıyabilirler. Ya da çok masküler bir kadınsanız ya da o gün kadınlık enerjinizi çok düşük hissediyorsanız mutlaka hemen taşıyabilirsiniz. O da yükseltiyor. Elinize aldığınız gibi yükselten bir taştır bu. Peki Yay Burcu? Onyx taşı. Onyx taşımız burada. Böyle güzel bir taş, yuvarlak.
grimsi bir taş. 12 taşı aslına bakarsanız elmas ailesidir, biliyor musunuz? Yani bu daha elmas olmadan kömürden bir tık çıkmış, elmas olmaya giderken yolda işte taş işleyicilerine yakalanmış bir taştır 12 taşı. Şimdi 12 taşının özellikleri var. Özellikle baktığımız zaman şey dengeliyor bu. Yay burcunun o hareketli enerjisi var ya, onları bir stabilize ediyor. O yerinde duramayan evet, halimiz. Aynen, ve odak sağlıyor. Hatta bununla ilgili şöyle söyleyeyim. Kartal gözü dediğimiz odak vardır ya. Eğer odaklanma sorunu yaşıyorsanız 12 taşı çok iyi gelir. Hatta erkekler taşıması gerekir bunu. Yani erkeklerin bileklerinde olması gereken bir taştır 12 taşı, onu söyleyeyim. Peki, bunu da söyledik. Evet. Geliyoruz Oğlak Burcu'na. Oğlak Burcu'nun taşı obsidyen. Şurada. Hatta o bu da çok güzel bir taş. Evet, peridotlu obsidyen bu. Şurada peridotu var, burada da obsidyeni var. Şimdi obsidyen taşı volkanik olan yerlerde var. Siz Erzurum'a gidin, Palandöken'e, hiç bunu dışarıdan almanıza gerek yok. Veya Diyarbakır Karacadağ'a gidin, patlamış volkanların olduğu yerde. Birazcık böyle uğraşın, bunları çıkartırsınız. Ama bu taş çok önemli bir taş. Neden? Çok eski zamanlarda, çok eski zamanlarda ameliyatları bunlar yaparlarmış. Allah Allah. Tabii bıçak olarak kullanırlarmış bunları. Ve aynı zamanda bununla çok eskiden ayna yaparlarmış. O kadar parlak bir siyahlığı var ki, eskiden aynaların olduğu yerlerde ve saraylarda kandırmak ve yansıtmak için kullandıkları stratejik bir taştır obsidyen taşı. Çok kıymetlidir. Ve Oğlak Burcu'nun da hedef odaklı olduğunu düşünürsek, aslında bakarsanız içsel dengeyi kaybediyorlar ya onlar çok fazla bir şekilde. Hem içsel görüntüyü hem dışsal görüntüyü mantıksal çerçevede dışarıya çıkartıp dengelemeye çalışıyor. Ve erkek taşıdır bu. Yine erkeklerin mutlaka hem obsidyeni hem de onyx'i bileklerinde taşımaları gerekiyor. Hatta eğer yaptırabilirlerse güzel bir tesbihi onlar için çok iyi gelir. Kullanıyorlarsa mutlaka çok da uygun. Peki Kova Burcu'na geldik. Kova Burcu'na bakalım. Şimdi Kova Burcu'nun taşı bu. Lavroid taşı. Biraz böyle yanar dönerli bir taştır. İçinde mor var, işte yeşil var, gri var. Lavroid, şöyle anlatayım size. Kendisi akik de karışık olduğu için, yani birazcık böyle karışık bir taştır. Ve mezarlıkların olduğu, eski mezarlıkların olduğu, fosillerin olduğu yerlerde çok bulunur. Aynen akik gibi. Mesela bu da akik. Bunun üzerinde zaten direkt fosillerini görebiliyorsunuz. Ama bu agat akik, beyaz akik yani. Bu labroid de işte bunun bir tık sonraki aşaması labroid oluyor. Labroid taşının aslına bakarsanız, birazcık daha çok eski zamanlarda şamanlar ruhsal anlamda derinliğe inmeyi taşıyorlar. Şimdi kova o kadar sosyal kelebek ki ruhuyla bağlantıyı kaybediyor. İşte labradorit taşı o şey oluyor. Değil mi? Evet, gel. Onu sağlıyor. Peki balık burcuna baktığımızda hangi taşı görüyoruz? Balık burçları biliyorsunuz çok duygusaldır. Gözyaşlarını ceplerinde taşıyorlar ve kurban psikolojileri var. Bliopetit taşı, onların taşı auralarını temizliyor ve dengeliyor. O içsel hüzünlerini en azından birazcık daha aşağı indirmelerini sağlıyor. Bunun da isim, diğer ismi uyku taşıdır. Hatta Kremlin Sarayı'nın çarın odasının tavanı olduğu gibi Blue Appetit taşından. Nasıl bir sakinlik veriyorsa değil mi? Tabii, bir rahatlık, sakinlik dinginlik. Veriyor, dinginlik veriyor. Ve böylelikle onların o kurban psikolojisinden, o depresyon halinden çıkmalarını sağlıyor. Evet. Ama mesela siz de diyelim ki moraliniz bozuk. Hani bazen yağmurlu havalarda hepimiz böyle hüzünlü oluruz ya. İşte o zaman bir tane Blue Appetit kolyeyi boynunuza taktığınızda siz de enerjinizi dengeleyebilirsiniz. Aslında taşları her alanda kullanabiliriz. Hepimize şifa, öyle değil mi? Hepimize şifa. Aslında taşların hepsi canlı. Çünkü bunlar fosildiler daha önceden ve taş oldular, taş haline geldiler. Peki hemen sana şunu sorayım o zaman. Bunları tamam biz aldık, takacağız ya da kullanacağız evimizde, iş yerimizde, arabamızda, hı-hı, ama nasıl temizleyeceğiz? Her birinin ayrı. Mesela her birinin ayrı. Ayrı tabii. Mesela mıknatıs özelliği olan, yani onyx veya obsidyen taşını suya değdirmemeniz lazım. Onyx ve obsidiyeni suya sonra değdirmiyoruz. Sonra dersiniz ki ya işte ben gittim taşçıya, bunu aldım, kolumu siyah siyah yaptı, mor mor yaptı. Hayır, suya değdiği için aslına bakarsanız o artık paslandı.
İçinde demir var çünkü onların. İçinde demir olan taşları suya değdirmiyoruz. Ama diyeceksiniz ki biz nereden bileceğiz bunu? Ondan dolayı en güzeli tütsüyle temizlemektir. Tütsüyle. Evet, üzerlik otu var ya hani anneannelerimizin yaptığı gibi üzerlik otunu yakın. Böyle kenarına şunları böyle halka olarak dizin. Üzerlik otunun dumanı böyle bir yaksın. Ondan sonra bir kavanoz gibi bir şey kapatın. O dumanın içinde kalsınlar. Bunlar temizleniyorlar. O zaman çok daha rahat yani. Evet. Elimizdeki bütün taşları kesinlikle. Tek tek hani bilemeden. Ama mesela pozitif enerji vermesini de istiyorsanız güneş görüyorsa pencereniz o üzerlik otuyla yakmanız bittiğinde şöyle bir güneşe de dizin. Tekrar bir şarj olsun. Ama ilk eliniz değmesin. Ya da eliniz değdiğinde psikolojiniz iyi olsun. Çünkü hangi psikolojide dokunursanız o psikolojiyle devam eder. Ya bayağı canlı ve iletişim kuruyoruz kesinlikle. Aslında dediğin. Tabii ki. Yani şöyle ben hep şunu derim. Bir taşçıya gittiniz. Vardır böyle hani bizim ulusta da bir sürü taşçılar var. Ben de gidiyorum kaleye. Çok seviyorum kaleyi bu arada. Aynen. Gezdiğim zaman orada apayrı bir ruh var çünkü. Mesela bir taş gözünüze çarptıysa onu alın. Çünkü o aslında çağırıyor sizin mu? Evinize gelmek istiyor. Sizi çağırıyordur. Hatta şöyle onu almazsınız. Gidersiniz eve. Ya o taşta aklınız kalır. Ertesi gün gidip aldığınız olur o taşı. Çünkü o taş sizin artık hani ruhunuzdur ve sizi çağırmıştır. O yüzden de taşı mutlaka ama mutlaka gördüğünüz zaman alın ve mutlaka temizleyin. Eve de getirdiğinizde temizleyin. İlk aldıktan sonra da temizleyeceğiz. Evet, üstümüze almıyoruz, temizliyoruz. Önce tütsülüyoruz. Sonra güneşe koyuyoruz. Tamam. Sonra toprak varsa eğer saksı. Ben hep saksının içine koyuyorum, öyle güneşlendiriyorum. Toprak enerjisinden yaralım. Her ikisini sonra alsın diye. Sonra böyle bir maşa var ya, maşayla alıp evin içine koyuyorum. Hangisini kullanacaksam ya da hangisine enerjisine ihtiyacım varsa o zaman elime alıyorum. Dokunmuyorum yoksa. Peki diyelim ki biz bunu yaptık, aldık. Ne kadar sürede? Tekrar ben her dolunayda temizliyorum taşlarımı. Her dolunayda? Her dolunayda. Her dolunayda ritüelimizi yapıyoruz. Kurtulmak istediklerimizi yazıyoruz, yakıyoruz. Hatta yakarken üzerliğin üstüne koyup yakıyoruz. Hatta varsa taşlarımızı da kenarına koyuyoruz, temizliyoruz. Dolunay demek temizlik demek ki. Çünkü bir şeyler bitsin ki güzel bir şekilde başlangıç enerjisine dönelim. Yani o ritüeli bize şimdi söyledin. O evet. Halde biz her dolunayda yapacağız. Ne istiyorsak hayatımıza ya da neler bize sıkıntı veriyorsa evet. Onları öyle değil mi? Bu şekilde. Alıyoruz, bir kağıda yazıyoruz. Şunlardan kurtulmak istiyorum. Yazıyoruz. Onu böyle küçücük küçük yapıyoruz. Üzerlik demetini içerisine, adaçayı demetini içerisine koyuyoruz, sıkıştırıyoruz, yakıyoruz. Bir ara şey yapalım burada, tütsüleri konuşalım. Olur. Tütsü yapalım. Böyle olur. Güzel böyle ben getireyim otları konuşalım, birlikte tütsü yapalım. Şöyle bir enerji, bir aynen, havayı temizleyelim. Temizleyelim kesinlikle. O halde. Birlikte tütsü yapalım Bahar'cığım sizinle. Ben çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür bize ederim. Bize hep böyle konu içinde konular çıkıyor. Kesinlikle. Ama izleyicilerimiz de eminim ki çok merak ettikleri konular vardır. Hatta onları da soralım. Onları da merak ettiği kesinlikle. Soruları varsa, yanıtlamamızı isterlerse onlardan da soruları bekleyelim. Kesinlikle. Öyle değil mi? Bence de soruları sorun. Biz hemen çekelim size. Harikasın. Çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür İyi ederim. İyi ki geldin. Evet. Hem burçlarımızı hem de aslında özelliklerimizi de bir nevi konuştuk evet. Burçlara dair. Aynen. Ve bu bağlamda hangi taşların enerjisi bize iyi gelecek onu öğrendik. Çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür tekrar. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet sevgili izleyiciler, Elif Şahlı Hayata Dair de ilk bölümümüzde yıldızlara dair dedik ve astrolog Bahar Zeynep bizimle birlikteydi. Şimdi sırada ikinci bölümümüz var. Yani hukuka dair diyeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, programımızın ikinci bölümünde yine karşınızdaydık. Az önce bahsetmiştik zaten, bu bölümde hukuka dair diyeceğiz ve stüdyomuzda avukat Özge Evci Erap konuğumuz. Özge'cim hoş geldin. Hoş bulduk Elif'ciğim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ben hemen izleyicilerimize istiyorum ki konumuzu anlatalım. Zaten geçen hafta söylemiştik ve sizlerden de gelen pek çok soru vardı. Onların geneline baktığımızda aslında yine çocuklarımızdan devam edeceğiz. Son zamanlardaki sosyal medyada kullanımları ve onları bekleyen tehlikelerden bahsedeceğiz. Öyle değil mi? Evet. Özellikle de sana şunu sormak istiyorum. Hatta şöyle başlamak istiyorum. Şimdi bizim kullandığımız sosyal medyada bazı platformlar var. Ama evet. Nedense belli bir yaş grubu çocuklarımız başka platformları tercih ediyorlar. Herhalde orada bile ebeveynlerle çok karşılaşmak istemedikleri evet, için mi bilmiyorum kesinlikle. Ama istersen böyle başlayalım. Evet, çocuklar Facebook, Instagram, Twitter gibi platformları kullanmıyorlar. Bunun birkaç nedeni var. Tabii ki bir nedeni ebeveynlerin orada olması. Zaten baktığımızda Facebook'ta birazcık yaş yükseliyor, yaş biz sınırı daha yüksek. Biz bile artık kullanmıyoruz, kullanmıyoruz, öyle değil mi? Evet. Instagram, Twitter...
biraz daha işte Twitter'da zaten X oldu ismi artık, X diyelim. Hı hı. Eski adına alıştık. Biraz daha işte tartışma, içerik paylaşma, Instagram'da da görsel paylaşımlar. Aslına bakarsan çocuklar çok daha az paylaşım yapıyorlar bu platformlarda olsalar bile. Yani büyükler diyeyim, ebeveynler çok daha fazla paylaşıyor. Mesela Facebook'ta görüyorum günaydından başlayıp. Işte... Hele ki bizim ailelerimiz, bizim ebeveynlerimiz, evet, değil mi? Onlar daha etkin çok kullanmayı daha fazla seçiyorlar. Hatta yanlış paylaşımlar, yanlışlıkla paylaştık gibi şeyler olabiliyor. Çok önemsemiyor olabiliyorlar. O yüzden aslında... Veri mahremiyeti olarak bakarsak yetişkinler daha az dikkatli çocuklara göre. Çocuklar bu konuda biraz daha bilinçli. Ama onların tabii şu da var, yani onlar dijital yerli, o dünya içine doğdular. Bizler sonradan bunları adapte ettik. Ama bir yandan da baktığımızda çocuklar farklı platformlar arayışı içindeler. Daha çok canlı yayınlar, bir paylaşımlık ve daha sonra giden içerikler, bunlar daha çok ilgilerini çekiyor onları. Hatta onlar aslında daha cesaretliler, belki böyle diyebiliriz. Çünkü videolar çekiliyor. Şimdi biz diyelim ki, ya da bizim büyüklerimiz işte yazılar paylaşıyorlar, efendim şiirler, dediğin gibi birbirlerine selamlıyorlar, günaydınlar, belki iyi geceler diyorlar ama... Çocuklarımız işte bir dans koreografisi yapıyorlar çeşitli mekanlarda ya da işte günlük hayatlarından bazı videolar çekiyorlar. Bu daha korkutucu. Evet. Sanki. Aslında şöyle, çocukların burada bir eksikliği var, o da tecrübe. Yoksa o platformları çok daha iyi kullanıyorlar, ayarlarını çok daha iyi biliyorlar. Ama tecrübe eksikliği olduğu için belki doğru şekilde kullanmayı henüz bilmiyorlar. Çünkü neden başlarına bir şey gelmemiş ki, umarım gelmez. Tehlikeleri Kesinlikle. Görmemişler. O yüzden bir şey olmaz mantığında gidiyorlar. Ebeveynlere baktığımızda, ki ben bu konuyla ilgili çok fazla okulda hem öğrencilere hem ebeveynlere de eğitimler verdim. Onlardan gelen dönüşlere göre de konuşuyorum. Ebeveynler çocukların kullandıkları platformları kullanmadıkları için bilgi sahibi değiller ve sadece salt yasaklama var. Kullanma, kapatıyorsun, onun oradaki hesabını siliyorsun. Neden? İşte tehlikeliymiş. Bu çocukları tatmin eden Kesinlikle bir cevap değil. Kesinlikle yeterli değil. Evet, o yüzden her zaman söylüyorum. Ebeveynler de kullansın bu platformları. Onlar da hesap açsın. Mesela TikTok'ta bir aile eşleştirme özelliği var. Ha, bunun tartışmaları ve birkaç sakıncası da var. Bunları da konuşuruz ama aile eşleştirme özelliğiyle çocuğun kimlerle mesajlaştığını, mesaj içeriklerini değil, bence o da çok fazla bir mahremiyet ihlali çocuk için bile olsa, ama kimlerle mesajlaştığını, işte hesabının gizli mi olduğunu, açık mı olduğunu, bu ayarı da değiştirebiliyorlar. Ekran süresi koyabiliyorlar. Ya aslında bazı aileler işte başka bir hesapla çocuklarına arkadaşlık yolluyor mesela, böyle şeyleri de biliyoruz ama bunlar yerine o platformların aile eşleştirmesini kullanmalarını öneriyorsun değil mi? Evet. Bu... Bir de aynı zamanda tabii tecrübe edip oradaki tehlikeleri, somut tehlikeleri görüp de anlatmaları çok daha tatmin edici bence. Ben de girdim. Sen örneğin Twitch veya başka bir, buna benzer başka bir platform olsun, şu yayını izliyorsun ama ben de bir kez izledim ve orada çok fazla kötü sözler, işte argo kullanım, bunları gördüm, bunlar senin için iyi değil şeklinde biraz daha somut bence bilgi vermek lazım. Çünkü onların tek ihtiyacı olan tecrübe eksikliği ve burada ben bir hukukçuyum, belki psikolog veya psikiyatrist, bu konuyla ilgili pedagog değilim ama bence çocuklar zaten bu ortamda, yani internet ortamında teknolojiyle iç içe büyüyecekler ve böyle çalışacaklar. Şu an bana göre yasaklamak, limit çok Doğru fazla değil, koymak, değil yani interneti tamamen kapatmak bir çözüm değil bence. Hatta çocukları geride bile tutabilir. Önemli olan onlara güzel bir şekilde yön bilinçli göstermek, kullanmayı öğretmek. Peki şimdi bizi bekleyen tehlikeler var. Yani pek çok yaşanan somut durumlar söz konusu. Evet. Hatta mahkeme boyutuna taşınanlar ve sen de bu konuda çok ciddi araştırmalar yapıyorsun. Hı hı. İstersen biraz artık bunlara girelim. Çünkü hem aileleri evet bir anlamda uyardık ama bunun getirileri ne olabilir? Farkındalığımızı birazcık daha arttıralım istiyorum ben. Evet. Burada tabii platformun özelliğine göre tehlikeler değişiyor ama çocukları bekleyen en önemli tehlike kötü niyetli yetişkinler diyebiliriz. Ne yazık ki. Evet, çünkü tabii ki birbirlerine de zorbalık yapıyorlar. İşte bazı suçlar işlemeleri maalesef
söz konusu olabiliyor ama bir yetişkinin özellikle de çocuğu istismar etmek üzere yaklaştığı durumlar ki bunlara çevrim içi avcılar diyoruz. Ki kabul edilemez. Evet, bunlar en tehlikelisi bence. Tam bu noktada sözünü balla keseceğim. Bir kamu spotumuz var Özgeciğim. Hı hı. İstersen izleyicilerimizle birlikte onu bir izleyelim. Tamam. Çünkü çok doğru, çok net bir örnek. Hı hı. KVK tarafından hazırlanan. Onu izleyelim sevgili izleyiciler. Ardından sohbetimize devam edelim. Emre oğlum. Oğlum eşyalarını toplamamışsın. Hadi bakayım yardım et. 5 dakikada toplarım anne, sen merak etme. Sonra birlikte ders yapalım, tamam mı? Bu haftaki sınav çok önemli biliyorsun. Önemli bir şey daha var. Kişisel verilerin korunmasına ne dersiniz? Mesela kameranızı kullanmadığınız zaman kamera kapağı ile veya başka bir şekilde kapatabilirsiniz. Gerekli taramalar yapılmadan her bağlantının tıklanmaması, her dosyanın indirilmemesi gerektiğini öğretebilirsiniz. Ayrıca çocukların güvenliği için geliştirilen yazılımları araştırıp uygun gördüğünüzü kullanmanız pek çok tehlikeden koruyacaktır. Çocuğunuzu tehlikelerle baş başa bırak. Farkında ol, güvende kal. Evet sevgili izleyiciler, siz de izlediniz, biz de bir kere daha gördük. Özge, gerçekten çok da güzel bir örnek olmuş değil mi? Evet, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun internet sitesinde çok fazla bunun gibi kamu spotu var. Sosyal medya, zararlı yazılımlar, bunun gibi birçok konuda farkındalık için. Bu zararlı yazılımlarla ilgili bir videoydu. Çocuk oyun oynarken bir ona dosya gönderiliyor ve içerisinde bir zararlı yazılım var. Böylelikle çocuğun kamerasına erişim sağlayabiliyor. Sağladığı erişimle de her şey yapılabilir. Ki bu çevrim içi avcıların zaten en büyük amacı çocukları istismar etmek olduğu için yani bu alınan görüntüler satılabilir. Dark web dediğimiz bu yeraltı pazarı internetin. O dark web'i de istersen açıklayalım. Orada da yani her türlü olumsuz ve istemeyeceğimiz durumlara maruz kişilerin kimliklerini gizleyerek hiçbir şekilde takip edilemez hale getirerek suç amaçlı şeyleri orada sattıkları, yaptıkları bir platform burası. Tabii ki sadece öyle de değil, şu da olabilir. Herhangi bir platformda çocuk, ona kendi yaşıtı gibi yaklaşıyor çevrim içi avcı ve bunlar maalesef çok iyi sosyal mühendisler. Yani çocukların dilinden çok iyi konuşuyorlar. Öncelikle benim gördüğüm genelde onun yaşıtıymış gibi konuşuyorlar. Çok gizemli ve ona bir şey söylemeleri gerekiyormuş ama biraz daha güven verirse söyleyebilecekmiş gibi merak uyandırıyorlar. Bir yandan tabii ki çocuğun ailesinin duymaması için, görmemesi için onu telkin ediyorlar ki asla kimseye söyleme sana söyleyeceklerimle ilgili gibi. Çok ısrarcı olabiliyorlar, çok iltifatlar, çok güzelsin. Senin kadar güzel birini görmemiştim. Ya da bir ortak profiline bakıyor. İşte çocuk köpek seviyor, kedisi var. Oradan giriyor konuya. Tam benim de var. Aslında. Evet, benim de var. Ben de aha öyle mi? Sen de fotoğrafını göndersene. Fotoğraflaşma buradan başlıyor. Bir süre sonra hadi sen de artık bir fotoğrafını göndere doğru gidiyor. Şimdi belki çok bilim kurgu gibi gelecek ama deepfake'e kadar gidebilen şeyler var. Yani çocukların görüntüleri kullanılarak maalesef müstehcen içerikler çok, yaratmak çok veya müstehcen bir şekilde video ve görüntülerini almak için zorlamak, tehdit etmek zaten sonrasında tehdit, şantaj bunun gibi şeylere dönüşebiliyor.
Maalesef bundan çocuklar çok fazla zarar görebiliyorlar. Burada, ve çocuk da bunları söylemiyor çünkü hani bir süre sonra bu başka bir karmaşaya dönüşüyor, öyle değil mi? Evet, evet. Sonuçlar ne yazık ki çok da olumsuz boyuta ilerleyebiliyor. Yani o yüzden bizim aslında her anlamda çok dikkatli ve farkındalığımızı artırmamız gerekiyor. Bunları kesinlikle okullarda dijital vatandaşlık eğitimi olarak vermek lazım. Size yaklaşan ve çok iyi konuşan, çok emin olduğunuz kişiler öyle olmayabilir. Dikkat edin, asla tanımadığınız bire bir teyit edemediğiniz kimseye bilgilerinizi vermeyin. Yani şu da olabilir, odanın bir videosunu çeksene, neden işte bakayım nasıl bir odam varmış. Bu bile onların bir malzemesi ve bunu kullanabilirler. Evinin adresi, zaten okuduğu okul, sınıfı, bunu çok güzel manipüle ederek çocukların ağzından alabilirler. Çok gizemli, yani biliyormuş gibi öğrendikleri, çıkardıkları sonuçlarla, ki aslında hepimizin çok kolay bu sonuçların çıkarılması. Ne yapıyoruz, işte yakınlarımızın isimleri neler, nereye gidiyoruz, geliyoruz, en yakın arkadaşımız kim, nelerden hoşlanıyoruz, en son hangi kitabı okuduk, her şey çıkarılabilir olduğu için çok gizemli ve bir işte çok ona bir şey söyleyecekmiş gibi yaklaşması çok mümkün. Ya artık dijital çağın getirileri dediğimizde tabii ki avantajları var ama dezavantajları da ne yazık ki çok fazla. O yüzden biz de kendimizin bir üst versiyonuyla daha algılarımızın açık olması, ama tabii söz konusu çocuklar olunca aileleri olabildiği kadar bilgilendirmek çok önemli. Sen dedin ki onlar da en azından kullansınlar. Peki mesela böyle bir durumda aileler nasıl yapabilir, nasıl bir yol izlenebilir? Burada ben ilk olarak refleks olarak aslında şunu söylüyorum. Evet, ekran görüntülerini alın, bunları muhafaza edin. Ama olay bir suç boyutuna taşınmadan bunu eğer fark ettilerse hemen engelleyin. Çocuğunuzu bilgilendirin, bilinçlendirin. Eğer bu bir, şu da olabiliyor. Okul içerisinde birçok kişiye yönelmiş olabiliyor. Bu yüzden duyurmak da önemli. Böyle bir kişi var, bu çocuklara musallat oldu. Duyurular yapılsın, bilgilendirmeler herkes gerekirse, eğitimler aldırılsın, etkinlikler yapılsın bilinçli internet kullanımı ile ilgili. Eğer bir suça dönüşmediyse ve yakalandıysa böyle, ama eğer bir suça dönüştüyse, bir çocuğa karşı işlenen suç ve özellikle içinde müstehcenlik olan bir suç varsa bunun çok yüksek cezaları var ve bütün dünya zaten bununla mücadele ediyor. Değil yani mi? Herhangi bir konuda bir suç olsun, ülkeler işbirliği yapmayabilir ama çocukla ilgili ve müstehcenlik içeren bir suç olduğunda mutlaka ülkelerde birlikte hareket ediyorlar. Kesinlikle. Yani bu tabii mesela senin de bir platform TikTok'la ilgili bir yazın vardı. İrlanda'dan örnek verdin. İstersen o platformlarla ilgili onlara da değinelim. Mesela TikTok'ta, çünkü ben de görüyorum, TikTok bayağı bir revaçta değil mi o yaş grubunda? Yani evet, işte ilkokul desek, aslında liseye kadar, belki liseye de dahil edersek, bütün okul çağındaki çocukların TikTok'ta mutlaka hesapları videoları var. Videoları var, paylaşıyorlar, çok da etkin kullanıyorlar. Ama TikTok'la ilgili de bir takım tartışmalar var. Evet. Ve senin söyleyeceklerin de var. TikTok'ta aslında tabii büyükler olmadığı için çok daha fazla rahat hissediyorlar belki. Bir yandan yaratıcılığı da geliştiren de bir platform. Orada içerik üretiyorlar bir yandan baktığında. Ama TikTok'ta çocuk verileriyle ilgili maalesef gizliliğe ve güvenliğe çok uyum sağlamadığı için cezalar aldı TikTok. Hem yurt dışındaki bazı veri koruma otoritelerinden hem de Türkiye'deki Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bazı cezalar aldı. Bunun nedeni şuydu: 13 yaş altındaki çocukların profillerinin kendiliğinden herkese açık olarak gelmesini, bunu tespit etmişlerdi. Daha sonra aile eşleştirme özelliğinde eşleşen ailenin çocuğun gerçekten aile bireyi olup olmadığını teyit etmiyormuş platform. Herhangi başka biri de çocuğu manipüle edip eşleştirebilir. Bu ortaya çıkmıştı. Tabii TikTok açıklamalar yaptı, bunları gideriyoruz. 16 yaşın altı tamamen kapalı profil geliyor dedi. Bir yandan Türkiye'deki yine Kişisel Verileri Koruma Kurumu onun aydınlatma yükümlülüğünü doğru bir şekilde yerine getirmedi. Yani şeffaflıkla bu verileri ne yaptığını açıklamadı. Bu metinlerinin kanuna uygun olmadığını söyledi. Çok yüksek cezalar aldı tüm dünyada. Peki hemen sorayım. Programımızın artık son dakikalarına geldik. Hı hı. Ne yapmamız lazım? Aileler nasıl bir yol izleyecek? Neler yapacağız? İki konu. Birincisi bilinçlendirme, ikincisi güvenlik.
Güvenlikle ilgili mutlaka çocukların yine öğrenmesi gereken şeyler var. Bu platformlarda tabii ki kimseye bilgi vermeme, şu bu gibi bilinçlendirmeleri konuştuk ama bunun yanı sıra güçlü şifreler kullanmaları, şifrelerini asla en yakın arkadaşlarına bile vermemeleri. O kadar bu önemli. Çok fazla var. Ailelere bunu buradan tekrar evet, edelim. Bir de bir şeyin arka kapısına vaat eden bir şey varsa bu hile yazılımı olabilir. Profilinizi kimler görüntüledi uygulamaları olabilir. Bir şeyin arka kapısına vaat eden uygulamalardan kesinlikle uzak dursunlar. Bunlar bize bunu vaat ediyorsa karşılığında çok daha fazlasını alıyordur. Değil mi? Biraz böyle bakmak gerekiyor evet. Galiba. Peki şimdi pek çok şeyi konuştuk. Özellikle çevrimiçi avcılar dedik. Buna mutlaka dikkat edilecek dedik. Ben birazcık da böyle tekrar etmek istiyorum, toparlamak istiyorum ama aileler mutlaka en azından o platformlara sevgili izleyiciler bir hesap açın, bir bakın değil mi? Nasıl platformlar neler kesinlikle yapılıyor? Belki çocuklarla o iletişimi sağlayarak şöyle videon nasıl? Çünkü ben onları görüyorum işte ebeveynle çocuk da çekiyor ya da çocuk diyor ki hadi beraber de çekelim yayınlayalım. Evet. Bu da olabilir belki bir noktaya kadar. Evet. Ama diyorsun ki bilinçlenme çok önemli ve bir taraftan da eğer bir şey vaat ediyorsa mutlaka arkasında başka bir şey vardır. Olabilir evet, bunlara karşı dikkatli ol. Birazcık daha korumacı davranırken nedenini de açıklayarak gerekçeli olarak korumacı davranmakta fayda var çocuklara karşı. Özellikle Z kuşağı artık öyle gerekçesiz veya temeli belli olmayan uyarıları pek de kabul etmiyor. Bunlara dikkat edeceğiz o zaman evet. Bizi. Peki şimdi artık son 2 dakika içerisindeyiz Özgeciğim. Sana sormak istediğim bir de şu var. Böyle davaları yaşayan izleyicilerimiz varsa onlar da nasıl bir yol? Mutlaka ki kendi avukatlarıyla bu iletişimi sürdürüyorlardır. Ama en azından böyle bir süreçte belki de mahkemeye gitmeye çekinen, çünkü öyle sorularımız da geldi. Onlar ne yapmalılar? Evet, yani burada yine dediğim gibi olay çok çocuğun zarar göreceği bir boyuta taşınmamışsa mutlaka o platformla ilgili tedbirleri almak bence yeterli. Çünkü çocuklar da yoruluyorlar. Bir şekilde beyanları alınıyor, o ortama giriyorlar, çıkıyorlar. O yüzden, bir süreç. Evet, orada başkalarını da bilinçlendirip şikayet özelliğini kullanıp bir daha ileri gitmediği ve çocuk zarar görmediyse burada bırakmak mantıklı olabilir. Ancak tabii ki şöyle, çok büyük bir suç işleme potansiyeli görmüşlerdir. Tabii ki o zaman mutlaka tedbirleri almaları, işlem başlatmaları çok daha doğru olur. Başkalarının zarar görmemesi için. Ama maalesef o kadar çok ki yargı da bunlarla çok fazla baş edemiyor. Yani bütün her durumda sonuç alamıyorsunuz. Bu failler bulunamıyor. Kimliklerini gizlemiş oluyorlar. O yüzden delillendirme konusunda sıkıntılar yaşanabiliyor. Yurt dışındaki platformlar olduğu için bilgi alınamaması söz konusu olabiliyor. O yüzden bunları bilerek biraz sağlam temellendirerek yola çıkmak lazım. Çocukları da çok fazla bu aşamada yormamak için. Değil mi? Onlar sonuçta evet. Zaten bu çağda iletişimde olacaklar. Olacaklar ama mümkünse eğer bu işi delillendirebiliyorlarsa, bütün bu doneleri topladılarsa başkalarının zarar görmemesi için kesinlikle bence de suç duyurusunda bulunulmalı ve en azından hem kendi çocuğunu hem de başka çocukları belki korumuş olmalı veliler. Korumuş olacak. Bir taraftan da aslında kamu spotunda da gördük. En azından evde ya da çalışmadıkları süreçte kamerayı kapatmak değil mi? O da bir noktada evet, önemli bir... Bir tanesi diyelim. Bir çünkü tanesi o kadar evet. Yani çok... Diğer tabii ki söylediklerimizi hiç yok saymıyoruz ama evet. Bunu da eklemekte fayda var. Çok teşekkür ediyorum ben sana. Ben teşekkür ederim. Yine programımızın sonuna geldik. Yine çok önemli bir konuya temas ettik. Çok doğru ve yerinde ve bizi bilinçlendiren yorumların oldu. Çok teşekkür ediyoruz sana. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, biz bugün de programımızın sonuna geldik. Efendim Elif Şah'la Hayata Dair dedik. Programımızı kapatırken yine yarın aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.